Arkadaşlar merhaba. Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Ben Serdar Hoca. Miray Yayınları'nın TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcükte anlam konusundan kalıplaşmış söz grupları ile ilgili 9. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Parçamıza bakalım. Sadrertem güdümlü bir sanattan yanadır. Yeni kurulan devlette yeni ortaya çıkan sınıfları savunur. Özensiz yazması, anlattığı çevreleri ve kişileri tanımaması ve ferde önem vermediği için anlattığı kişileri birer maket haline dönüştürmesi, onun başlangıçtaki işlevi ne olursa olsun unutulmasına yol açmıştır. Son derece mekanik ve şematik bir şekilde sömürülen işçi köylü ile sömüren işveren ağa ilişkisinin anlatıldığı bu eserlerde herhangi bir sanat endişesi yoktur demiş. Şimdi A seçeneğine baktığımızda belirli bir siyasi ve toplumsal ideoloji doğrultusunda sanat oluşturmak. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın bu güdümlü bir sanat oluşturmak derken buradan bunu çıkarabiliriz. Güdümlü kelimesinin anlamı belirli bir plana göre, daha doğrusu buradaki anlamına göre değerlendirecek olursak belirli bir eğilime göre yürütülen, yönlendiren anlamına gelir. Burada da sanatçı toplumsal ideoloji doğrultusunda yönlendirmeye çalışmış ya da düşüncelerini, eğilimini yürütmeye çalışmış. O yüzden buradan A seçeneğini çıkarabiliriz. Bunu elemiş olduk. Peki B seçeneğine baktığımızda itinasız üslup diyor. Bu nerede arkadaşlar? Bakın burada. Özensiz yazması diyor. Yani itinasız, özensiz, dikkat etmeden yazıyor. Buradan da B seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu denemiş olduk. C seçeneğine bakacak olursak düşünmeden klişe biçimde oluşturmak. Klişe ne demek arkadaşlar? Basma kalıp, doğru mu? Sürekli aynı şeyleri söylemesi ya da tekrar etmesi. Bu nerede var? Bakın bu da anlattığı kişileri birer maket haline dönüştürüyor. Yani sürekli aynı şekilde anlatıyormuş. Bir maketi düşünün. Sürekli her yerde kullanabilirsiniz. O yüzden ben buradan da C seçeneğini çıkarmış olurum. Bunu da demiş olduk. D seçeneğine bakalım. Gerçekliği inandırıcı olmayan hale getirmek. Bakın bu da şurada var arkadaşlar. Şurada diyor ya, ilişkisinin anlatıldığı bu eserlerde herhangi bir sanat endişesi yoktur diyor. Biz buradan da D seçeneğini çıkarabiliriz. Çünkü bir gerçeği sanat endişesi olmadan anlatıyorsa arkadaşlar, bakın bir gerçeği sanat endişesi olmadan anlatıyorsa inandırıcılığı olmayan hale getirmiş oluyordur. İçine biraz sanatsal unsurları katsa daha böyle insanlara kurgulayarak inandırıcı bir şekilde anlatmak istediklerini anlatabilir. Buradan da bunu çıkarabiliriz. O yüzden biz D seçeneğini de elemiş oluruz. Görmüş olduğunuz gibi sanatı toplum için oluşturmak anlamında bir ifade olmadığından dolayı cevabımız da E seçeneği olacaktır. Yine arkadaşlar bir konsept bilgimiz var. ÖSYM hemen hemen her sınavda söz öbekleri ile ilgili 3-4 soru sormaktadır. Bolca soru pratiği yapmakta arkadaşlar fayda var bu konuda. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda çoğullanan şiir ikliminde önem kazanan unsurlar arıtma, damıtma, işçilik ve güzelliği öne çıkarmaktır. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır demiş. A seçeneğine bakalım. Şiirde dilin kullanımının önem kazandığı, bu şiir hareketinde izleksel ve söylem bakımından belirgin bir tercih yoktur demiş. Arkadaşlar öne çıkarmak, bakın buradaki amaç böyle bir şey söz konusu değil. Zaten belirgin bir tercih yoktur diyerek olumsuz bir ifade kullanıyor gördüğünüz gibi. Yani anlamca örtüşmediğini görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Bağımsız bireyci söylem Türk şiirinin yüzyıllık serüveninin sonunda ulaştığı bir daralma hareketidir diyor. Arkadaşlar burada herhangi bir daralmadan da bahsetmiyor. Böyle bir hareketten de bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. İlk dönem şiirlerindeki dil ve tarih bilincini yerini yalnızlık, sorgulama, tedirginlik ve bunalıma bırakır. Yalnızlık, sorgulama, tedirginlik ve bunalımla ilgili herhangi bir şey de yok arkadaşlar. O yüzden D seçeneğini de demiş olduk. Serbest tarzda önemli şiirler yazmasına rağmen kendisini içten içe hissettiren biçim anlayışı vardır. Arkadaşlar kısmen biçim anlayışından bahsettiğini görsek de fakat tam olarak bu da buradaki anlamı karşılamıyor. Çünkü burada farklı unsurlara değinmiş.
O yüzden bunu denemiş olduk. B seçeneğine bakacak olursak, sanat endişesinin ön planda olduğu bu şiir hareketinde bakın haslık, saflık, emek, estetik değerler ön plandadır. Şimdi parçaya dikkat edecek olursanız, altı çizili yere dikkat edecek olursanız işçilik demiş arkadaşlar. Bakın burada da ne demiş? Emek demiş. Yani benzer kelimeler bakın. Sonra güzelliği ön plana çıkarır derken güzellik dediği şey estetiktir. Yani estetik zevkten bahsediyor arkadaşlar. Edebiyattaki, sanattaki estetik zevkten bahsediyor. Bakın burada bununla örtüşüyor. Görmüş olduğunuz gibi altı çizili yerde vurgulanmak istenen şey bu. Yani emek, estetik değer, estetik zevk, saflık, haslık gibi unsurlar ön plana çıkarılmış. Anlatılmak istenen şey de buydu. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Çevre kirliliği, ahlak kirliliği, kültür kirliliği ve benzeri derken dil kirliliği de gündemimize geldi oturdu. Dilcilerimiz, aydınlarımız, dile gönül veren yani aşkla bağlanan, bakın anlamca uyuştuğunu görüyoruz, bunu elemiş oluruz. Duyarlı insanlarımız aynı kanıda, aynı düşüncede birleşiyor. Arkadaşlar bu da anlamca uygun düştüğünü görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Dil kirliliği ya da dil kirlenmesi dediğimiz olguyu, olayı, uzmanlar, arkadaşlar bu dursun bir. Bir dile yabancı dillerden yoğun biçimde dilsel birikimlerin sahip olunan, yani dilsel sahip olunan şeylerin anlamında kullanırsa, bakın bu da örtüştüğünü görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Girmesi olarak tanımlıyorlar. Türkçenin son 25 yıllık geçmişine şöyle bir baktığımda gerçekten de dilimize özellikle Amerikan İngilizcesinden pek çok sözcüğün girdiğini görüyoruz ya da pek çok sözcüğün girdiğini anlıyoruz. Anlamca örtüştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bakın bunu da ne yapmış oluruz? Elemiş oluruz. Şimdi 3 numaralı sözcüğe baktığımızda burada dil kirliliği ya da dil kirlenmesi dediğimiz olguyu, olguyu demiş, olay demiş arkadaşlar. Bunun örtüşmediğini görüyoruz. Çünkü burada olay değil de sonucu dese daha iyi uygun olurdu. Ya da nedeni deseydi daha iyi olurdu arkadaşlar. Ya da vakıay deseydi daha uygun olurdu. Çünkü olgu bir takım olayların dayandığı neden ya da bu nedenlerin yol açtığı sonuca biz olgu diyoruz. O yüzden doğru cevabımız 3 numaranın yer aldığı C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin açıklaması aşağıdakilerden biri değildir demiş. İsterseniz sözlere bakalım direkt. Bir toplumun dilini söz varlığı açısından belirleyen kimi yerli ve yabancı kaynaklar vardır. Hemen seçeneklere bakalım arkadaşlar. Doğadaki, toplumdaki ve düşünmedeki gelişmenin ve değişmenin hareket ettirici nedeni. Bu olmaz. Bir dilin sözcük hazinesi ve iletişimi sağlama gücünü güçlendiren bize ait olan ya da olmayan belge referans. Evet arkadaşlar bakın bize ait olan yani yerli, bize ait olmayan yani yabancı kaynaklar, belgeler, referanslar vardır. Evet bu olabilir. O yüzden biz buradan B seçeneğini çıkarabiliriz. Bunu elemiş olduk. Devam edelim. Söz yaratma olanakları dışında demiş. Söz yaratma olanakları. Şimdi buna baktığımızda doğadaki, toplumdaki ve düşünmedeki gelişmenin ve değişmenin hareket ettirici nedeni. Yani yaratma, söz yaratma olanaklarından da biz bunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Buradan da A seçeneğe gitmiş olur. Devam edelim. Yöresel ağızlarla diyor. Bakın yöresel ağızlarla. Bölgelere ve sınıflara göre şekil. Yani bölgelere göre, yöreden yöreye anlamına geliyor. Buradan da bunu çıkarabiliriz. Buradan da C seçeneğini elemiş olduk. Devam edecek olursak yabancı dillerden yapılan ödünçlemelerin diyor. Bu nerededir? Bakın bu da edebi sanatları kullanıp dili zenginleştirmek. Yani yabancı dillerden falan bir ilgisi yok arkadaşlar bunun. İşte başka dillerden söz almak, ödünç almak, bütünüyle özümsemek anlamına gelir. Biz buradan da rahatlıkla E seçeneğini çıkarabiliriz. Bunu denemiş oldum. Ama bu parçada edebi sanatları kullanıp dili zenginleştirmek şeklinde bir sözün, yani altı çizili bir sözün olmadığı görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde vardır diyor.
parçamıza bakalım. Fazıl Üssü Dağlarca'nın yapıtlarında gözle görülen ölçü ve uyaktan yoksun, yalnız dizelerin sınırlandığı, biçim yönüyle baştan başa özgür olan şiirlerden tutun, hece, aruz dizeleriyle dörtlük, beşlik ve benzeri kümeler halinde düzenli uyakları bulunan şiirlere rastlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada isterseniz şu biçim kelimesini bir açıklamış olalım. Biçim, şiirin ölçü, uyak, dize kümelenişi, bölümleri yönünden dış görünüşüne deniyor. Daha doğrusu bunun diğer adı nedir biliyor musunuz? Formdur arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakalım isterseniz. A seçeneğine toplumcu gerçekçi şiirlerin, şairlerin şiirlerinde özgürlük vazgeçilmez bir temadır. Tamam, özgürlük var ama tema olarak bahsetmiyor. Bakın, biçim olarak bahsediyor. Tema olarak ele aldığı için biz bunu elemiş oluruz. Bazı şairler için biçim ve üslup baş tacıdır diyor. Evet, doğru söylüyor ama eksik arkadaşlar. Bunun nedenini birazdan size açıklamış olacağım. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Namık Kemal'in şiirleri baştan sona hürriyet kokar. Yani hürriyet temalıdır diyor. Biz demiştik az önce A seçeneğinde hürriyet, özgürlük tema olarak verilmiş ama yanlış. Buradaki şey biçimin özgür olması. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Şiirin musiki ve resim gibi diğer sanatlarla ilişkisine son verir şair diyor. Böyle bir ilişkiye son vermekten de bahsetmemiş. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda şiir sanatına ait her türlü form endişesini ortadan kaldırarak serbest şiire yöneldiler. Evet, bakın şurada biçim yönüyle baştan başa özgür olan şiirlerden tutun diyor ya arkadaşlar. Yani burada sanatçı bütün bu unsurları, ölçü, kafiye, redif gibi unsurları ortadan kaldırıyor ve ne yapıyor arkadaşlar? Serbest şiire yöneliyor. İşte bunu anlatmak istiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İşte bakın, burada B seçeneğinde serbest şiire yönelir demiyor. Bunlar baş tacıdır dediği için biz B seçeneğinde demiş olduk. Çünkü biçim yönüyle baştan başa özgür olan, yani bunlardan kurtuluyor, serbest şiire yöneliyor anlamına getirmiş. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili söz öbekleriyle anlatılmak istenenlerden biri değildir diyor. Seçenekler kısa olduğu için arkadaşlar önce seçenekleri okuyalım isterseniz. Anlaşma sağlayamama, iç dünya ile dış dünya arasındaki çatışma, karakteristik sanatçı, içe yönelik, orantısız güç göstermek. Şimdi burada parçamıza baktığımızda ise Necip Fazıl bir mizacın şairidir diyor. Bakın burada mizaç kelimesi çok önemli. Mizaç nedir arkadaşlar biliyor musunuz? İnsanın karakteridir. Biz buradan neyi çıkarabiliriz? Bakın buradan biz C seçeneğini çıkarabiliriz. Karakteristik bir sanatçı demişti. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Devam ediyoruz. Tene bürünen benle evren arasındaki maddi oran uyuşmazlığı şairin yaşadığı dünyayı sürekli olarak sorgulamasına yol açar. Şimdi arkadaşlar, benle evren arasındaki maddi oran uyuşmazlığı diyor ya. Şimdi ben ve evren. Ben kendisi, doğru mu? Şu da dış dünya. Seçeneklere baktığımızda ise bakın iç dünya ile dış dünya arasındaki çatışma. Zaten çatışma, uyuşmazlık. Dikkat edin bunlara. Bu kelimeler çok önemli. Bu tarz sorularda eş anlamlı kelimeleri yakalayabilirseniz soru kaçıracağınızı düşünmüyorum açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi bu anlama geliyor. Bu yüzden de bunu da elemiş oluruz. Devam edelim. İç ve dış dünya arasında bir uzlaşma bulamadığı için her sorgulamadan bir azapla çıkmıştır. Uzlaşma bulamamak. Ne demek arkadaşlar? Uzlaşma, anlaşmak demek değil mi? Evet. Bakın ben buradan da A seçeneğini çıkarmış olurum. Bunu da elemiş olduk. Dış dünyanın büyüklüğü ve duyarsızlığı karşısında büyük yalnızlıklar ve korkularla benine çekilir. Bunun için ilk şiirleri içe dönük, bireysel nitelikli ve ben merkezlidir diyor. Ne demek arkadaşlar ben merkezli? Demin şurada da ifade etmiştik. İçe yönelik demek demiştik. Ben, yani kendisini anlatıyor. Kendi duygu ve düşüncelerini anlatıyor. O yüzden D seçeneğinde demiş oluruz. Bu parçada altı çizili sözlerin hiçbirinde arkadaşlar orantısız güç göstermek anlamında bir ifade olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Toplumlar en keskin dönüşüm anlarında bile eskinin oluşturucu serüvenini daima içinde taşırlar.
Bu cümlede geçen eskinin oluşturucu nüvesini daima içinde taşımak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada nüve kelimesinin anlamını bilmek lazım önce. Nüve arkadaşlar çekirdek, öz anlamlarına gelir. Seçeneklere baktığımızda eski ve yeniyi bir potada eritmek böyle bir anlama gelmiyor. Çünkü eski ve yeniyi eritin demiyor arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. Ağız içine gitti. Eski nüanslara aşırı önem verme, nüanslara aşırı önem verin diye bir anlam da çıkaramayız buradan. Çünkü bir aşırılıktan bahsetmemiş, bu da gider. C seçeneği dursun. İç dünyasında eskiye her zaman yer vermek. Arkadaşlar bakın, eskiye yer verin demiyor. Onun özünü içinde taşıyın diyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Eskinin taşıyıcısı olmak aynı anlama geliyor arkadaşlar. Eskiye her zaman yer vermiş olsa eskinin taşıyıcısı olur. Ama eskiyi taşıyın demiyor. Onun özünü içinde bulundurun diyor. Bundan dolayı da bakın, geçmişin özünü her an bünyesinde bulundurmak anlamında kullanılmış. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Şu D ve E seçeneklerinde öz yok arkadaşlar. O yüzden bu ikisini elemiş olduk. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada altı çizili söz öbekleriyle anlatılmak istenenlerden biri değildir diyor. Şiirsel kıymet, üslup biçen, başıboş yaşayış, kimlik bunalımı, eleştirel tavır takınan tutum. Necip Fazıl Kısakürek'in çoğu zaman afakanlara varan sorgulayıcı kimliği. Arkadaşlar sorgulayıcı kimliği varsa o zaman nedir? Eleştirel bir tavrı vardır. E seçeneğe gitmiş olur. Başlangıçtaki bohem yaşantısı. Bohem, boş demek arkadaşlar. Bakın burada başı boş demiş. Bunu da elemiş olduk. Ve Baudelaire'in bedbinliği ile beslenerek Necip Fazıl şiirinin ilk dönemini oluşturur. Bu dönemde milli edebiyat döneminin şiirini kuran Gözde Biçim enstrümanı hece vezni ilk defa onun şiirinde poetik bir değere, bakın değer diyor arkadaşlar, kıymet kelimesini gördünüz. Şiirsel kıymet anlamına gelir. A seçeneğini denemiş olduk. Dönüşerek şiirsel özün kurulmasına hizmet eder. Bu tarzın arkasında biçimsel olarak tekke şiirinin söyleyiş tarzı üslup, direkt söyleyiş tarzı üslup demek. B seçeneği de gitmiş olur. Görmüş olduğunuz gibi kimlik bunalımı diye arkadaşlar altı çizili bir sözcük öbeği yok. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 9. soruya. 9. soruda bu parçadaki altı çizili ifadenin gönderme yaptığı söz aşağıdakilerden hangisidir? Gönderme yaptığı diyor arkadaşlar. Bu konuda demiş. Bakın bu konuda diyorsa bundan önceki bahsedilen ifadelere bakmam lazım. Yani kısaca şurayı okumam yeterli. Türkiye doğumlu ya da Türk uyruklu oldukları halde romanlarını Türkçe yazmayan azınlık romancılardan kısaca söz edelim. Bu yazarların Türk romancısı olduklarını kabul etmek ne ölçüde doğru sayılabilir? Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Türk romancılığının pek çok dile çevrilebilecek derecede geliştiği. Arkadaşlar geliştiğinden vesaire hiç bahsetmemiş ki. O yüzden biz bunu elemiş oluruz. Türk uyruklu ya da Türkiye doğumlu oldukları halde Türkiye sorunlarını işlemeyen sanatçılar. Türk sorunlarını işlemeyen ya da Türkiye sorunlarını işlemeyen sanatçılar diye bir şey de söz konusu değil. Bunu da elemiş oluruz. Türkçenin dünya çapında bir dil olup olmadığı. Arkadaşlar dünya çapında bir dil olup olmadığına da bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Türkiye'de yaşayan her romancının Türk romancısı sayılamayacağı. Bundan da bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz arkadaşlar. Geldik A seçeneğine. Bakın Türk uyruklu ya da Türkiye doğumlu Türkçe yazmayan yazarları Türk romancısı olduğunu kabul edip etmemenin doğruluğundan bahsediyor ki şurada da bakın, bu yazarların Türk romancısı olduklarını kabul etmek ne ölçüde doğru sayılabilir diyerek tam da aradığımız cümleyi vermiş oluyor bize. Burada gönderme yaptığı şey bu. Bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.